Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşacağız. Hikmet Genç ile birlikte hepinize merhaba diyoruz. Efendim, merhaba. Merhabalar, günaydın. Şimdi akşam gazetesiyle başlayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni genel sekreter atandı. Daha önce Yavuz Erkutlu zannedersem bir önceki genel sekreter 7 Temmuz itibariyle emekliliğini istedi. Şimdi tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işler sarpa sarınca birer birer kelleler kopuyor. Fen İşleri Daire Başkanı 4-5 kere değişti. Şimdi genel sekreter değişti. Yeni genel sekreter atandı. İşin bu yönüyle baktığınızda sorun yok. Yani Ekrem İmamoğlu bürokratlarını başarısızlık nedeniyle kafalarını kopartıp yerine yeni çalışma arkadaşları atıyor diyebilirsiniz. Bu da gayet doğal. Bunun neresi önemli, neresi günün manşetine birinci konu olabilecek durum diyebilirsiniz ama kazın ayağı öyle değil elbette. Çünkü yeni genel sekreter Can Akın Çağlar. Kim bu Can Akın Çağlar? 2003 yılıydı zannedersem. 2002 ya da 2003 yılında Ziraat Bankası genel müdürü oldu. 2011 yılında da genel müdürlükten ayrıldı. BDDK'ya üye oldu. Peki yine dediğim gibi birinci yapacak haber ne? Birinci yapacak haber şu. CHP'liler, Aykut Erdoğdu'su, işte öbür ismini unutuyorum hep. Sezgin Tanrıkulu'su ve o dönem İstanbul İl Başkanı Oğuz Kansalıcı bir araya gelip Can Akın Çağlar'ı yolsuzluk yapmakla suçlamış ve kendisinin derhal görevden alınmasını, bu konuyla ilgili yargılanmasını istemişlerdi. Aradan 8 sene geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na davullu zurnalı genel sekreter olarak atandı Can Akın Çağlar. İlkesiz siyaset demiş akşam gazetesi. Yolsuzlukla suçladığı eski bankacıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci adam yaptılar diyor. Yolsuzluk yapan biri idiyse neden bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter atadınız diye soruyor. Eğer yolsuzluk yapan biri değil idiyse o zaman 2011-2012 yılında niye yalan söylediniz sorusunu soruyor. Çok da yerinde haklı sorular. Bununla başlayacağız bize günün manşetine. Evet yani soru bence gayet açık. Budur yani, diyelim kapatalım. Evet yani uzun bir giriş yaptın o yüzden yani konuyla ilgili bilgi verecek durumda değilim ama şunu söyleyebilirim. Bu sorunun da cevabını vermek zorundalar yani. O kadar yani. Verirler mi? Ya zorundasın şöyle zorundasın çünkü daha önce yolsuzluk yaptı yani bir de yolsuzluk dosyasını açmışsın adamın karşısına yani bu tabii, adam tabii. Yani sakat bir adam demişsin. Fotoğrafları falan da var. Aykut Erdoğdu'nun elinde dosyaları gösterdiği o Kemal Kılıçdaroğlu vari o detay fotoğraflarla pek görünmüyor ama. Var ondan ayrı fotoğrafları var onları da tek tek fotoğraf olarak veriyorlar. Ama elinde dosyalarla çıkmışsın dosya açar Kemal abi gibi işte böyle yaptı şöyle yaptı böyle yedi. Bu kadar kötü adamdı falan filan dediğin adamı şimdi yıllar sonra demek ki uslanmış herhalde yani veyahut da ya eskiden doğallıcık yaptık ama o eskide kaldı. Böyle iddia etmen lazım durumu. Ya zamanında dolandırmış. Ya zamanında hırsızlık yapmış adam vurmuş ama yani şu anda iyi bir adam. Yani bir sebebin olacak. Bunun bir karşılığı olacak. Dediği gibi ya bunlar yalan söylediler. Büyük adam aslında düzgün bir adamdı. Böyle bir şey yapmadı. CHP her zamanki gibi çıktı bir yalan patlattı orada. Bunun açıklamasını yapacaksın. Aykut Erdoğdu başta olmak üzere. CHP çok özür dileriz efendim. Biz aynen Manadası'nda olduğu gibi bir palavra sıktık ortaya attık. Zamanında attığımız palavradan bir tanesi. Biz itibar suikastı tabii. Yapmaya yeltendik. Yani niye sorguluyorsunuz? Biz bunu hep yapıyoruz zaten. Diyebilirler. Bu bir sebeptir çünkü. Yani biz sürekli her şeyi çakmasını ortaya koyuyoruz. Fotoğraf alırız çakma, belliğini çakma, o çakma. Bu da belge çakma. Olabilir yani bu da olabilir. Bizim mutat. Yani bizim rutinimiz bu. Biz bakarız, yerde bir fiş görürüz, hemen yolsuzluk deriz, çakarız gideriz. Ondan bir tanesidir deyip mazerettir, kabul ederim. Bunu kabul ederim mazereti. O zaman derim ki tamam, yani bu tamam, tamam. O zaman biz boşta kızmışız deriz. Yani veyahut da deriz ki tamam, bu mutat standart CHP hareketidir. Böyle oturup da bu adamı karalamak, buna hırsız demek, yediniz demek, aç demek, bu bizim işimiz zaten. O zaman tamam, problem değil ama o da doğru idiyse, ve şu anda atadığınız adamı İstanbul Belediyesi Genel Sekreterliği gibi bir görevi, ikinci adam gibi koydunuz başımıza kesinlikle yani bu kadar kötü bir adam ise bu zamanında bu adam İstanbul Belediyesi neler yapabilir neler yapmaz kimi alkışladığı sefer bunu bilmiyorum yani yaprak da alkışlamaz insanlar da alkışlamaz
Bunun bir hesabı olmalı. Yani bunu biz şimdi soruyoruz. Muhakkak CHP içerisinden bir şeyler çıkacaktır. Kötü emsaller vereceklerdir, ben biliyorum. Ama böyle olmuş da böyle oldu falan. Sen sözünü de hatırlayalım, Aykut Erdoğan'ın o cümlesini hatırlayalım. Tamam, isterse çok o daha dönemde. İyi olur. O videosu vardı Aykut Erdoğan'ın basın toplantısı yaptığı dönemde. 2012 tarihinde. İsterseniz o videoda Aykut Erdoğdu. Bugün İBB'ye genel sekreter olarak atanan Can Akın Çağlar'la ilgili hangi iddialarda bulunmuştu? Buyurun dinleyelim. Bu şirketler ortada yokken banka tarafından kredi değerlendirilmesine alındığı ve şirket kurulduktan hemen 9 gün sonra mali istihbarat raporlarının, ki bu raporların her biri 30-40 sayfadır, her biri 30-40 sayfalık olan mali istihbarat raporlarının hazırlandığı evraklarla sabittir. Bu durum karşısında Sayın Can Akın Çağlar, bürokrat kimliğini de koyarak söylüyorum ben, bu iddialar ortadayken, bu belgeler ortadayken bence istifa etmelidir. Doğru olan, etik olan Sayın Can Akın Çağlar'ın görevinden istifa etmesidir. Eğer Sayın Can Akın Çağlar bu karar almazsa hükümetin üzerine düşen, Sayın Can Akın Çağlar'ı bu soruşturmalar bitinceye kadar, soruşturmanın selahiyeti açısından en azından. Şimdi bu daha da söyleyecek bir şey kalmamış herhalde. Her şeyi net bir şekilde ifade etmiş. İstemişler. Şu anda acaba aynı Aykut Erdoğdu genel sekreterlikten istifasını ister mi? Şu an o zaman istemiş. Yani tayin edildi, yeni atandı. Tamam, şu anda aynı Aykut Erdoğdu acaba İBB genel sekreterliğinden istifa et hemen kardeşim. Zamanında demiştim. Şimdi diyebilir misin? Ya da aradan hangi sular geçti? Hangi hamura ne kadar su kattınız? Ne oldu? Değişti mi? Şartlar mı değişti? Yani bu tabii çok tartışacak mesele. Bence bu uzun sürede tartışılması gereken bir meseledir. Ha, dediğim gibi yani şimdi bir de şu var. Onu da söyleyeyim. Yani biz bu kadar bunu söyledik ama dediğim şekilde söyleyebilirler de yani. Arkadaşım, o kadar insanlar hakkında yolsuzluk iddiası bulunuldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Aradan şu kadar geçti. O adam artık iyi bir adam oldu. Bilmem ne falan. Bu şey aklıma getiriyor. Yani bir hikaye bunu var yaparlar. Ya. Bir hikaye var ya. Adam önünde son model lüks arabasıyla falan gidiyor. Kırmızı ışıkta duruyor. Arkasından gariban bir tane arabası olan geliyor, çarpıyor falan. Lüks araba yani. İniyorlar arabadan. Ondan sonra arkada o gariban yalvar yakar. Ondan sonra ya işte ben ödeyemem yani, arabanın anahtarını versem senin şoförünün tamponunun kırık yerini karşılayamam, edemem falan deyince lüks araba sahibi, peki artık yapacak bir şey yok madem öyle bir durum, ya işine bak, yoluna gidelim diyor. Tekrar herkes arabasına biniyor, devam ediyor. Bir sonraki kırmızı ışıkta yine lüks araba duruyor. Arkadaki yani adam duruyor. Arkadan çarpınca, öndeki araç çıkınca benim devam et mantığı. Şimdi CHP o hale gelmiş vaziyette. Yani ona çamur at, buna çamur at, ona çamur at, buna çamur at. Buna da atmış. Ya tamam benim devam edin ya, siz çok ciddi almayın beni demeye yani getiriyor. İşin şakası bir ya da işin kötü tarafı bir yana, ya şaka değil. Yani biz bunu böyle anlatıyoruz. Şaka, fıkra anlattım. Bak Canan Kaftancı, onun tweet'i var. Neler var daha çıkacak? 9 Ağustos 2012 tarihinde Canan Kaftancıoğlu, o dönem tabi CHP ile ilgili resmi bir görevi yok. İstanbul İl Başkanlığı gibi bir görevi yok. Fakat Aykut Erdoğdu'ya, CHP'ye selam çakmakta devam ediyor. Kendisi doktor ama tarafsız ve bağımsız doktor o dönemlerde. Ziraat Bankası'nın verdiği usulsüz kredileri somut belgeleriyle açıklıyor Aykut Erdoğdu diye gönderme yapmış. Hesabınıza girip bakıyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Can Akın Çağlar'ı atadıktan sonra bu tweet birdenbire yok olmuş. Hani buhar olmuş, kaybolmuş. Silmiş tabii ki, yarın bir gün beni bunu kullandırtmasınlar diye. Maalesef. Şimdi hikaye şu, i̇şte şuradan geliyorlar mevzuya, giriyorlar meseleye. Şimdi mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini de okuyacağım. Can Akın Çağlar'a o dönem yüklenmelerinin gerekçeleri AKP'li bürokrat sıfatı olduğu için. Çünkü CHP'li hidayete mi erdi? Tabii CHP'li olunca hidayete ermiş oluyor herhalde muhtemelen. Bak Cumhuriyet Gazetesi... Kemalist hidayete ermiş durumda. Cumhuriyet Gazetesi manşet atıyor. İBB'de tartışma yaratan atama başlığını kullanıyor. İBB Genel Sekreterliğinden emeklilik gerekçesiyle ayrılan Yavuz Erkut'un yerine bankacı Can Akın Çağlar getirildi. Atama daha önce Çağlar'a yolsuzluk suçlaması yönelten CHP'de tartışma yarattı. Bazı yöneticilerin rahatsız olduğu öğrenildi. Şimdi sen, hangi bazı yöneticiler? Bazı. Aykut Erdoğdu diyorsun ki yolsuzluk yapmıştır. Batık krediyi bilerek vermiştir. Bankayı zarara uğratmıştır. Vesaire 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 iddialarda bulunuyorsun. İyi de şimdi bu rahatsızlık yarattı ne demek?
Yani CHP yönetimi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi resmen sana sen boş konuşuyorsun. Ondan sonra Can Akın Çağlar öyle bir adam değil. Sen yalan söylüyorsun cümlesini söylemiş. Bu da CHP içerisinde minik bir rahatsızlık yaratmış. Aykut Erdoğdu hususunda. Ya hani dediğim gibi eğer bu hususta söylediğin sözün arkasındaysan senin şu anda istifa etmen gerekiyor Aykut Erdoğdu. Benim yolsuzlukla suçladığım bir adam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter olabiliyorsa benim bu partide işim olmaz kardeşim deyip senin Canan Kaftancıoğlu'nun, Oğuz Kağan Salıcı'nın, Sezgin Tarıkoğlu'nun istifa etmesi gerekiyor aslında ama... Aslında enteresan bir şey yani bence şöyle bir analize de muhtaç bu mevzu. Yani çok garip bir rahatlık, çok garip bir anlaşılmaz bir konfor var. Neden biliyor musun? Şöyle bir konfor var. Şimdi bunun kim olduğunu bilmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye'ye genel sekreteri atıyorsun. Yani çok önemli bir mevki işte. Ekrem tatile çıktığı zaman değil mi? Kayağa gittiği zaman, denize gittiği zaman bütün her şeyi organize edecek. Arkandaki önemli bıraktığın adam bu. Yani İstanbul'u bir bakıma teslim edeceğin ayaklardan bir tanesi. Genel sekreter. Önemli bir görevdir aslında. İsmi genel sekreter olmakla beraber biliyorsun yani idarede, management sistemde çok önemli bir kişidir. 2 numara ya. Tabii. 2 numara ya. 2 numara da diyebiliriz doğru. Şimdi bu kadar önemli bir göreve dediğim gibi hani Ekrem İmamoğlu'nun tatillerinde falan filan gittiği zaman işine yerine bakacak olan, işleri organize edecek olan kişiyi seçiyorsun. Bak şimdi asıl bence bütün yani derler ya şeytan ayrıntıda gizlidir diye. O atandı böyle oldu ne oldu da işte Kemalist hidayete mi erdi bilmem ne oldu falan meselesi tartışılan aralarında Dursun Çiçek de devreye girmiş falan filan devam etsin. Ama şöyle bir konforları var adamların. Adamın kim olduğunu biliyorsun. Tamam mı? Daha önceki görevini biliyorsun. Faizsiz finans kurumu Family Finance AŞ'den genel müdürlük yapan Çağlar AKP tarafından 2003'te Ziraat Bankası'nın başına getirilmişti. Bu cümleyi Cumhuriyet kurmuş. Yani bunu normal şartlarda benim çocuklara ver, ufaklıklara ver. Google'a gir, şu adam ismini gir bakalım. Biz bunu bir görev vereceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri yapacağız. Önemli bir görev. Bak bakalım kimmiş diye bir bas düğmeye. Aykut Erdoğdu'yu görürsün, CHP'yi görürsün, ben de. Şimdi konfor şu, adamın umurunda değil. Ya biz bu adama daha önce yolsuzluk yaptık bilmem ne. Ata kardeşim. Şimdi benim asıl, yani bak rahatsızlık duyuyorum ben bundan. Yani bu kadar rahat yalan söyleyebilmek, bu kadar rahat insanları kandırabilmek ya da bu kadar rahat bir şekilde benim beni takip eden kitleyi, beni sevenlere ben bunu rahat yuttururum ya. Ya da ben kitleme ne dersen diyeyim bana yaşa diye bağırırlar bu millet. Bunlar bağırır abi. Korkacak bir şey yok. Yani felaket anında ben hep onu örneğin felaket anında tatile geri dönen bir adam bu konforu yaşıyorsa yolsuzluk yapmış CHP tarafından kafasına kafasına vurulmuş bir adamı. Yolsuz yaptı iddia edilmiş. Ya yaptığı iddia etmiş CHP tarafından masaya konmuş yatırılmış biçilmiş bir adamı buraya tekrar koyabiliyorsun. Ve bunun karşılığında ben belediye olarak ne cevap verebilirim? Eğer karşıma çıkarsa ne olur diye bir korkusu da yok. Aynen 770 bin sterline şu anda mevcut iyi bir ressamı satabilecek bir tablosuna 500 yıllık belli tablosu ya da Atatürk sen çıkmış satarım yediririm dediği gibi. Bana yediremedin ya ki ben Rönesans tablosundan anlamam. Bana yediremiyorsun. Gitmişsin CHP'lere yedirdin sen bunu. Bana doğru, yediremezsin. Doğru. Ben çünkü o tablonun değerinde 300-400 milyon dolar olduğunu biliyorum. Böyle bir tablo gerçek olsa. Gerçekten belliğine gerçek olsa. Belliğine olsa belki daha da fazla. Da Vinci'ki 450 milyon dolar. Salvador Mundi. Bu en az 400-500 milyon eder. Hadi onu bırak. 10 milyon dolar etsin. 770 bin sterlin de sana İtalya'daki mevcut bir iyi bir ressamın zaten tablosu satıyorlar. Şeyini, 500 yıllık. Çerçevesini verirler belki. Tabii. Biz taktiğini yapmış. Yanında bir tane şehzade koymuş. Sultan Palamut'a da kim olduğu belli değil. Ama bunu rahatlığına bak ya. Ben getirdim öyle diyor adam. Belli inanç. Biz dün verdik ya. Peki bu, şimdi bu rahatla bak. Adam diyor biraz, ben de tayin ettim oldu bitti diyor. Biraz detayına Nasrettin baktığımızda Hoca. Ekrem İmamoğlu'nun kararı mıdır bu? Vallahi kim? Ne düşünüyorsun? Abi kimin kararı olursa olsun. Çünkü Canan Kaftancıoğlu normal şartlar altında hani gerçi dediğin gibi bunların dündür bugün bugündür siyaseti olduğu için dün öyle söylemiş olabiliriz. Bugün de çok güzel genel sekreter olur diyebilirler. Öyle bir potansiyel var. Bu başka bir şey ama. Ama Canan Kaftancıoğlu bu işe mesela onay verdi mi? Şimdi bu soru da anlamsız bir soru değil. Çünkü CHP'nin İstanbul İl Başkanı ondan sonra hani biz ibrikçi miyiz bize sormadan iş yapıyorsun modunda olan birisi.
İstanbul milletvekilleri keza öyle. Genel başkan yardımcıları öyle. Ortağı oldukları İyi Parti il yöneticileri öyle. Yine gizli ortağı olduğu HDP'li yöneticiler böyle. CHP genel başkan yardımcılarının eli kolu işin içerisinde. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun da elbette parti genel başkanı olarak işin içerisinde. Bütün bunlar bir tarafta dururken Ekrem İmamoğlu'nun yek başına, ha bir de tabii sözcüsü var, Murat Ongun da işin içerisinde. Bunların onayı olmadan Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir atama yapması ne derece doğru? Ya da olabilir, mümkün olabilir. İçerideki ama... meseleleri ve hakikaten samimi söylüyorum bilemiyorum. Yorumlarda haklı olabilirsin. Yani Canan Kaftancıoğlu benden habersiz bu olmasın diyen çok böyle dominant bir hanım. Öteki taraftan İmamoğlu ne yapsa oluyor zaten. Yani o her şey yakışıyor. Bazılarına tatil yakışmaz. Her şey yakışıyor. Zam yapıyor, yakışıyor. Suyu kesiyor, yakışıyor. Her şey yakışıyor. Fakat bunun içerik tartışmasından ben bir en azından şunu beklerim. Buna uygun bir, yani bunu ihsas etsinler yeter. İma etsinler yeter. Arkadaş biz bunu yaparız. Biz CHP'yiz. Adama hırsız deriz, arsız deriz. Gömeriz. Dosya bizim zaten başımızdaki adam da böyle. Dosya açar Kemal. Açarız ederiz. Ondan sonra arkasından da biz bunu buraya getiririz. Ya CHP'yiz yani bizden ne bekliyorsun? Biz bunu yapabiliriz. Bu bizim muhtat hareketimiz derse. Bu bir mazerettir. Ama başka türlü açıklaması var mı yok bunu bilemiyorum. Yok. Fakat normal şartlarda yani bu kadar rahatlık, ben bu rahatlık konforu da anlamış değilim. Yani bu kadar yani hakaret ediyor ya. Bence yani sadece değil bütün Türkiye'ye hakaret ediyor bunlar. CHP bütün bu millete tamamını hakaret ediyor. Şeyin dediği, Gülsel Tekin dediği gibi tamamını el koyacağız. Tamamını hakaret ediyor. Bana da ediyor. Oy vermedim. Asla da oy vermem. Ve neye de vermeye de hakaret ediyor. Ya diyor, diyorum ya böyle bir göreve bir adam alıyorsun. Bunun ne kadar çok ince elinip sık dokunacağını bilmiyor musun sen? Veyahut da bunun arkasından ne geleceğini bilmiyor musun? Hiç umurunda değil. Çünkü ben sana bu söyleyeyim. Yalnız bu gidişat çok iyi bir gidişat değil. Ben tekrar tekrar altını çiziyorum. Dün de bu mevzuyu aslında konuştuk. Yani bir yıl içerisinde İstanbul buraya geldi. Ben AK Parti'nin tüm dev projelerinin üzerine otururum. Rahat rahat buradan götürürüm. Hiçbir şey yapmasam, dokunmasam bile 5 yıl idare ederim kafasıyla geldiler bunlar. Geri kalan ne yapacaksın baba? Reklam, bir sürü PR. Konuşacağım, onu şaklatacağım, buraya gideceğim, kayak doğru, yapacağım. Doğru. Ama bu gidişat çok iyi bir gidişat değil. Bunun bedelini ödem. Bana bu millet bunun bedelini ödetir. Hem o, bak size ders olsun, bir şey deneyeceğim deyip de AK Parti'ye oy vermeyip de İmamoğlu'na verenlere hem ödetecek bunları, hem kendi hepsini ödetecek. Yani bunu hepimiz ödeyeceğiz yani. Bunun ayrısı gayrısı yok. Vallahi şimdi doğru söylüyorsun. Herkes de kızacak buna yani. Yüzüğü saksın. Şimdi tabii bütün bunları konuşurken şunu vermekte, şunu söylemekte fayda var. Şimdi hesabını verecek iyi niyetli bir temenni. Hani ben hesap verebilir başkanım, hesap vermek de hoşuma vermesi gidiyor deyip olur. Bir yılın hesabını verdiği, daha doğrusu hesabını verdiğini söylediği bir toplantı düzenlemişti ya. Zannedersin ki yani. 15 saniye. Tabii, zannedersin ki ya Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir belediye başkanı birinci yılın falan özetini veriyor. Ya bu işlerde yani bu işin kralı, tırnak içinde söylüyorum, Süleyman Demirel'dir. Turgut Özal'dır. Tamam mı? 100 günlük icraat, 300 günlük icraat, 1000 günlük icraat falan diye çıkarlardı, anlatırlardı. Ama icraat görürdük yani, bir şeyler görürdük. Görürdün öyle veya böyle. Bir şey görürdük yani. Hani şeyi geçtim. Erdoğan AK Parti'yi sevmediğiniz için, sizin açınızdan Erdoğan AK Parti yok hükmünde CHP açısından. Yani Erdoğan işte birinci yıl başkanlık sisteminin birinci yılında, her sene işte AK Parti'nin iktidar dönemlerinde vesaire. Hepsini zaten bunları yapıyor da. Hani onu görmezsiniz, hikaye sizin için, yok sayarsınız. Ona vermiyor çünkü ikinci yılda da mesela tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç gün içerisinde ikinci başkanlık yılının şeyini, sunumunu yapacak Sayın Cumhurbaşkanı. Bakanlıkların her biri kendi sunumlarını Sayın Cumhurbaşkanı'na yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı da bunlardan aldığı özeti halkına anlatacak. İkinci başkanlık yılında neler yapıldı, iki yılda falan diye. Bunlar zaten yapılıyor. AK Parti ve Erdoğan açısından vakayı adiyeden mevzular bunlar. Ama öyle bir pohpohlama, PR çalışmalarıyla falan dediğin gibi 17 saniyede falan özetlemişler yani. İmamoğlu'nun icraatlarını. Şimdi ortada soru, cevap vermesi gereken bir başka soru var. Geçiştiriyorlar, ediyorlar. Birkaç gündür biz bu işin üzerinde konuşuyoruz, ediyoruz. Bu Şile'deki susuzluk hikayesi. Yani Haliç meselesi. Yani işte beni yapraklar bile alkışlıyor dediği biyolojik arıtma tesisinin temel atmama töreni. Küçükmece hangisi?
Küçük çekmece. Her şeydeki balkonlarından falan bahsediyorsun. Evet. Kirliliklerden vesaire. Bütün bunları alt alta koyduğunda yani geçsen genel sekreterle ilgili açıklama yapmasın. Hani o genel sekreter iş tutuş biçimiyle ilgili bir mevzudur. O da sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanını ve başkanın çalışma arkadaşlarını ve parti içerisindeki işte Cumhuriyet zaten rahatsız olmuş o ağzı o yani. Şimdi CHP içerisindeki İmamoğlu'ndan rahatsız olanların sesi olarak manşetine bu haberi almış. O iç yönetim iyi olayıdır dersin geçersin fakat İstanbul'u ilgilendiren temel mevzular var. İçme suyu hikayesi var. Bugün Şile, bak yarın başka bir yer. Şimdi birkaç tane arkadaşlar fotoğraf hazırlıyorlar. Yani bu Darlık Barajı'nın, Darlık Su Arıtma Tesisi'nin ki suyu o kadar iyi ki hiçbir kimyasal kullanmadan membran teknolojisiyle üretebilecek, çıkartabilecek su. Hatta o dönemde AK Parti şunu söylüyor. Bakın şunlar son halleri. Yıkmışlar. Şimdi açıklamalarını görüyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Açıklamalarında bu ilk hali bak. 2017'de temeli atılmış bir noktaya kadar getirilmiş. Ondan sonra şu da son hali. Yıkmışlar. Efendim bu rentable değil. İSKİ'nin yani yeni genel müdürü. Daha önce emekli olup kurtarıcı olarak getirilen genel müdürünün işidir bu. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun işidir. Şimdi bugün Şile, yarın bizde. Bu tesis öyle bir tesisti ki konunun uzmanları söylüyorlar bunu. Hikmet yani hani sen az önce şeyi söyledin ya Rönesans'tan bana anlamam, bana yutturamaz bu mevzuyu falan. Anlamıyorum çünkü bilmiyorum. Ama genelde tablo nedir bilirim. Antika değerini de bilirim. Eyvallah tamam. Ya sadece sürrealistik anlamıyorum. Aynen. Zaman zaman. Biz de bu hususlarda inşaatı nasıl olursa ne olur, membran teknolojisi falan okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Tabii. Uzmanları şunu söylüyorlar. Bu yapılırken 3 aşamada yapılıyor. 1. Şile'nin nüfusu öyle aman aman artmıyor. Yani 27 bin küsürlerden 32 binlere mi, 35 binlere mi, 37 binlere mi ne çıkıyor? Tabii ki yaz döneminde artıyor falan ama İBB'nin iddia ettiği gibi, Murat Ongur'un iddia ettiği gibi herkes aynı anda musluğu açtığı için basınç düştü ondan su veremedik meselesi değil. 60 saat su kesmişsiniz. Aynı anda banyo yapmıyor. Aynı anda banyo yapmıyor. Aynen. İkinci proje şuydu. Eğer bu Ekrem İmamoğlu yapraklar bile beni alkışlıyor. Temel atmama töreni yerine temel yıkma törenini yapmasaydı buradan üretilecek sular şişelenecek Hikmet. Hadi bakalım. Şişelendikten sonra da millete bila bedel dağıtılacaktı ihtiyacı olanlara. Niye? Çünkü hem bunun reklamını yapacaklar. Biz artık öyle su üretiyoruz ki kimyasal kullanmadan membran teknolojisi doğal, tamamen yerli. Bak evet. Silahlar abi biyolojik de öyleydi. Tamamen yerli imkanlarla kafaları Türk mühendislerin abi yapacağı şeydi. Basmaz abi. Geldi genel müdürü ya da Ekrem İmamoğlu. Bunun dedi yeri yanlış. Tabii. E bu abi, dedi gereksiz. Gereksiz. Şimdi şu yok bu yok. E şimdi Şile bunu yaşıyor. İşte bu aynı mi mevzu. Hı. Çok özür dilerim şunu bitireyim. Aynı mevzu Şile küçük bir örnek olabilir. Bütün İstanbul için geçerli. Çünkü kafa böyle olunca bugün bak Haliç'e ALG diyor falan. ALG mal değil, algı direkt. Hı. Hani bir haftada geçecekti? Hala kahverengi. Hala kokuyor, hala rezillik devam ediyor. Şimdi biz mesela ben herhalde bir şey anlamada zorluk çekiyoruz yani millet olarak. Şunu anlamak, hani İBB bir şey yapıyor da biz beğenmiyoruz. Bak bunu yanlış anlıyor milletimiz. Hani CHP çıkıyor, bir şey yapıyor ve biz beğenmiyoruz. Ya proje böyle bir şey yok. Yani projeyi tartışırsın. Evet keşke yapsa. Keşke işte çıkar der ki ben İstanbul'un Boğaz'ın ortasında kule dikeceğim. Gerekli mi? Tartışırız abi. Gerekli mi değil mi? Mesela Kanal değil İstanbul. Tartış. Ha, tartış. Niye ortada bir proje var çünkü. Tabii çünkü gerekli mi değil mi bakalım abi. Ben Galata Kulesi, Galata Köprüsü'nün dibine başka bir köprü yapacağım. Alttan geçti ya kardeşim 300 metre yok. Alttan geçireceğim. Tartışalım. Makul bir şey mi değil mi? Böyle bir şey yok. Şimdi yaptığı şey şu. Bak hazır bir takım şeyler var üzerine. Oturdum geldim evet. Bunun üzerine katabileceğim bir şey var mı diye bir derdi yok adam. Yok. Kattığı bir tek hatırlıyoruz. Bir otogar var, tuvaletler. Bir çeşme var bahsedilen. Bir çeşme aferin dedik. Tek bir çeşme açtı diye. Musluk açışları var diye. Çeşme açmadı ya. Musluk takıp su verdi. Tamam, çeşme işte vardı musluk, zaten. Olsun. Sonuçta Kılıçdaroğlu'na kadar geldiler. Maskeyi de ters takmış şekilde. Bir musluğu gördük. Aşağılama için söylemiyorum bak. Yemin ediyorum CHP projeleri nedir diye hani sormuşlardı ya sorduk. Hani AU falan filan diye cevap veremiyor var. Prototip onu olmayan bırak, tek proje. İkinci musluğu bekledim ben. Dedim ki bak CHP hiçbir halt etmese bile İstanbul'un musluklara baksın. Bak oradan çünkü bak. Birincisi lavabo musluk. Öyle diyorsun ama hocam, bunu, tuvaletten girdik. Bu musluğu açtığı zaman ondan sonra Lale Çeşmesi'ne sahipleniyor bir taraftan da. Ha işte onu diyeceğim işte. Şimdi defacetten girdik. Önce otogar tuvaletleri gösterdi. Evet ya. Defacetten başladık mı? Çok güzel. Musluk, ha dedik CHP bunu yapar. Yani CHP en azından kanalizasyon, musluk bu işlerde bizim görmediğimiz tek projelerdir. Tak ikinci çeşmeyi de taktı.
Kılıçdaroğlu açılışını yaptı. Üçüncü çeşme sahte çıktı. Yani bak oraya kadar bir tuvalet, bir lağım, bir çeşme, Beyoğlu Çeşmesi. Dün ben inceledim, baktım. Mevzu konuştuktan sonra ben biraz daha derinlemesine baktım. Tarihine baktım. Ya insan utanır ya. Efendim bu fotoğrafı niye buraya koydun diye sormuşlar. Bir çöpte eski fotoğrafı. Bu halden İBB çalışıyor diye fotoğraf koymuş. Sabahleyin şimdi kahvesi içmemiş adam. Kendi daha afyonu patlamamış adamın. Bakayım şu çeşmeyi şöyle gözledim. Gönder yavrum. Ne o? İBB çalışıyor. Aman yazmıyor. İBB çalışıyor. Çöp var çöp yok. Demişler ki bu çöplü fotoğraflı hali. Daha önce 2017'de hazırlanmış, temizlenmiş, yapılmış restore hali bu. Restore edilmiş. Restore edilmiş. Hatta çatlakları patlak binanın etrafındaki tüm deliler yan konmuş. Yan binalarıdır. Tabelalar kaldırılmış. Niye ben yaptım diye sahipleniyorsun? Ülen demiş birisi ona. Deyince bir dakika o fotoğraf çöplü fotoğrafa ya. O viral bir fotoğraftı zaten de biz öyle onlara kullandık. Bu kadar. Allah ya dedim Allah. Yuh dedim ya. Yani açılmış çeşmeyi ben açtım deyip de sabah çünkü başka icraat yok. Bak Murat tartışacağımız başka icraat yok. Otogar tuvaletleri çok güzel hizmet. Defacet için çok önemli ya bu İstanbul Şehir Belediyesi'nin reklam edeceği bir mevzu değil ki. Ya para geçersin bunu ya. Ne bekliyorsun? Hani bu proje mi bekliyorsun? Ben bunu ya söylerken biz boşuna mı tepindik bir yıl boyunca? Bak bunlardan proje gelmez olanı da mahvederler. Olanı da mahvettiler. Mahvederler maalesef. Ve devam ederler. Maalesef. Yoksa alkış açmama töreni. Açılmış ormanı açma töreni. Bu gidişat bu şekilde gider. Bir şey bir anda bir mucize bir seyri denk beklemiyorsan bir Gandalf yoksa ortada yapacak hiçbir şey yok arkadaş. Yani, ya bir de şu o az önceki tankerli fotoğrafa CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın sizin eseriniz 2016 yılında çekildi diye bir de mevzuyu başka taraflara çekme gayretleri var. Yok tabii o şeyi Esen Yurtbaşı eski. Şu. Şunun mesela 2016 yılında çekildiğini dolayısıyla bu rezilliğin AK Parti'ye ait olduğunu iddia eden bir şeyleri var. Yani bu konuyla ilgili açıklama yapanlar, röportaj, bak bugün Sabah gazetesi. Bizim verdiğimiz fotoğraf da maskeliler insanlar. Tabii ki. O zamanlar yani. Pandemi mi vardı? İşte orada şey yoktu diyor. Tabii. Burada şişeyi falan koymuş. 80 yaşındaki Şevket amcaya su taşıtmaya utanmıyor musunuz diye. Sabah gazetesi 2020 model rezillik diye şeyi basmış. Haberi basmış. Tamam yani buradan da şey yürütmeye çalışıyorlar. O fotoğraf eski bir fotoğraf. Siz esasında AK Parti'nin dönemindeki hikayeler. Yahu arkadaş az önce gösterdim. Temelleri atılmış ve 2019'un başında ilk 2019'un sonunda ilk etabı tamamlanacak. Ya da başında tam hatırlamıyorum. İlk etabı tamamlanacak ve dolayısıyla Şile'yi, o bölgeyi susuzluktan su sorunu çekmemesini sağlayacak bir projeyi gelir gelmez durdurup yıktınız. Bir de silahları ayağa atmamak gibi o silahları ayağa temel atmama töreninde bugün Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Birpınar açıklama yapmıştı. Bakın bunu yapmayın. Bunu yaparsanız Haliç'i öldürürsünüz demişti de yandaş deyip Mehmet'in Birpınar'ı falan ciddiye almamışlardı. Adamın dediği bir sene sonra çıktı. Aynı mevzuyla ilgili daha önce de uyarı yaptı Şile ile ilgili. Siz kalkıyorsunuz fotoğraf 2016'ya ait falan. Ya arkadaş hazır yapılmış şeyi vardı, tesis vardı. Yani yıktınız, attınız, ihtiyaç yok dediniz. Aynen. Şimdi genel sekreteri değiştirdin, istifa ettirdin, emekliliği ayırdın bir öncekini. İSİ genel müdürüne de herhalde benzer şeyler yaptıracaklar. Emekliydi, bir kere daha emekli yapalım bunu falan diyecekler herhalde. Bakalım bu kadar iddia ettiniz. Bu kadar bürokratları, bürokratı ancak bu kadar şey yapacaklar. Güzel işbirliğiniz. Aynen. Şimdi, onların iddiası tabii. Tabii bütün bunları alt alta koyuyoruz, ediyoruz ama öyle bir şekilde bu kitlelerini besliyorlar ki hani dün şeyi söylemiştik ya bu İYİ Parti'nin Isparta milletvekili neydi o? Aylin Cesur. Aylin Cesur Hanım efendim. Ezberledik artık ismini. Bir özür daha dilemiş. Evet çünkü dün onu söyledik biz değil mi burada yayında? Ya uzatmaya gerek yok. De. Tamam o kumları taşısınlar kumları oraya koysunlar diyeceğim yerde sehven yandı. Ya gerek yok. Kum yerine kene dedim. Monte yerine dimonte dedim falan filan. Yani kum değildi. Ya çıktı ki kardeşim ya sözün şehvetine kapıldım. Evet. Ağzıma geleni söyledim. Fütursuzca dilin kemiği yok. Ne yapayım tutamadım kendimi de. Çok özür dilerim de. Geç ne onu tabii. Oradan taşımak istedim de monteydi de bilmem neydi de yok, falan. Yok plajdaydım da yok. Hep mayama kum bugün olmaz. Hürriyet gazetesinde tekrar bir kere daha var. Bir kere daha özür dilemiş ama çok bu sefer daha düzgün özür dilemiş bu sefer. Çok fazla üzerine tepinmeye gerek evet. Yok. Ama tıynetleri belli. Bunun üzerinden kutuplaşma diye kutuplaştırıyorlar. Bak bir örnek daha vereceğim. Bugün sanatçı Alpay. Heh. Alpay Özalan değil bu. Evet. Sanatçı Alpay. Futbolcu Alpay değil. Sanatçı evet. Alpay.
Senin zamanında, senin gençlik zamanında. Gençlik zamanında, 2000 yıl önce. O doğru hakikaten yani. Benim gençlik zamanım değil ya, benim çocukluk zamanım falan da. Senin gençlik zamanın. Yok, benim de çocukluk zamanım. Evet. Şimdi bir açıklama yapıyor Alpay. Diyor ki, ya. 600 açıklama. Hayır, açıklamadan kasıt şu işte, o pandemi döneminde konserler verdi ya Cumhurbaşkanlığı. Bu konserlerle ilgili olarak sanata sanatçıya destek verdiği için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Hatırlamışlar Alpay'ı değil mi? Aynen öyle. Yani diğer sanatçılardan falan da var. Diğer şeyler de tabii, var. Tabii. Ya arkadaş yani bu hep dönüyor dolaşıyor. Ben senin o şey hikayene bayılıyorum. Sürekli anlatıyorsun. Denk geldiğinde söylüyorsun. Hidayet Türkoğlu'nu Cumhurbaşkanı aramışlar. Hidayet Türkoğlu açmış telefonu. O zaman NBA'de oynuyor falan. Buyurun Cumhurbaşkanım falan filan demişti de. Nasıl konuştu? Sen Cumhurbaşkanıyla nasıl konuştun dediklerinde Hidayet Türkoğlu. Adam aramış. Ne yapayım? No'ya mı basacaktım diyor. Yani, Cumhurbaşkanı arıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı arıyor. Hayır mı yazacaktım, basacaktım? Tabii ki açıp konuşacağım diyor. Ya da yani doğru. Bu örneğe ek örnek olarak Metin Feyzioğlu'nun şeyi var. Ya Cumhurbaşkanı çağırmış. Yani oraya gitmeyecek mi? Merkel'e mi gidecektim falan tabii diyor ya. Ya da Muharrem İnce'nin daha böyle net bir şekilde ifade ettiği sözlerle. Şizofren bunlar. Deli bunlar dediği şeylerle. Ya Alpay teşekkür ediyor. Temel bir insani duygudur. Yapılan bir iyiliğe ya da iyilik de demeyeyim, iyi bir harekete, olumlu bir duruma teşekkür etmek insani bir durumdur. Evet. Tamam. Yani sana bir bardak su verdiğimde teşekkür ederim demezsen, hani ben yüzüne söylemesem bile içinden birçok şey söylerim. Şeyde hani verdi ya, İngilizlerin derler ya işte dolayı tea or coffee deyince thank you dersin. Hani teşekkür ederim. Yes thank you, no thank you. Alıyor. yani thank you'nun öyle bir yani teşekkürlü bir şey vardır. Yani alacağım mı almayacağım mı şey. Bir teşekkür üzerinden bir kıyamet kopuyor. Bir kıyamet kopuyor. Artık Alpay çıkıp açıklama yapmak durumunda kaldı. Yahu yani bir teşekkür ettim. Niye bu kadar çıldırıyorsunuz? Ne yapacaktım yani teşekkür etmeyi? Sanata destek vermiş, sanatçıya destek vermiş, yani şunu yapmış, bunu etmiş. Öyle ülkenin işte Cumhurbaşkanı. Teşekkür etmeyecektim de ne yapacaktım diye sorma ihtiyacı hissediyor, söyleme ihtiyacı hissediyor ki bu bile tamamen zul bir durumdur. Sen maalesef niye teşekkür ettin? Çok kötü bir şey. Ne yapacaktım? Yani. Hidayet Türkoğlu'nun dediği gibi. Konser verip sanata sanatçıya destek sağladım bu pandemi sürecinde. Sadece sanata ve sanatçıya değil. Orkestrasına, şununa bununa, o işleri yapan, işte canlı yayın ekibine vesaire vesaire. Dağla dağla yürüyen bir mevzuda. Bir anlamda sektöre nasıl söyleyeyim, can suyu olabilecek. Çok abartılı olmasa bile can suyu olabilecek bir hamlede bulunmuşsun. Sen niye böyle yaptın falan deyip hakaret mi etmesi gerekiyor? Sen beni niye çağırıyorsun ya? Böyle. Sen niye beni çağırıyorsun? Sen beni niye çağırıyorsun ya Allah? Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Asıl sen kimsin? Şey dediğin güldür gibi. Güldür. Aynen. Tamam mı? Merkel çağırsa giderim. Mesela. Sen kimsin? Mesela Mokoko giderim. Mi demesi lazımdı. Bu hastalıklı zihniyet devam ediyor maalesef. İşte bu hastalıklı zihniyet. Bu var ya, bu hiçbir efektten kurtarmaz bunları. Ne dökersen de kurtulmuyor bunlar. Bu hastalıklı zihniyetten kurtulsak aslında her şeyi normal tartışacağız. Yani İmamoğlu çok iyi bir şey yaptı ama desteklemiyorsunuz. Öyle bir şey ben demedim hayatım boyunca. Ya bu adam iyi yaptığı için efendim. Ben buna karşıyım, böyle bir şey demiyorum. Hayatım boyunca demedim ya. Ya biz Can Akın Çağlar'a da bir şey demiyoruz. Adını koyalım. Can Akın Çağlar oraya hak etmiştir, hak etmemiştir. Orada ne işi vardı? Cabinin de aslı o çünkü. Bunları söylemiyoruz biz hiçbir tanesini. Tabii canım. Adam belki görevini çok iyi yapacak. Tamam mı? Hakikaten Ekrem İmamoğlu'nun bütün eksiklerini, hatalarını ikinci adam olarak işin bürokratik kısmında yapacak, edecek falan. Belki bilmiyorum. Tabii. Ama bizim mevzumuz o değil. Biz başka bir şey soruyoruz. Biz başka bir şey soruyoruz. Sen bu adama yolsuzluk yaptı dedin, suç işledi yalan dedin. Yalan mı söyledin? Yalan mı söyledin? Doğru söylediysen bu adamı nasıl buraya? Abi, soru bu. Büyük bu adam, çelişkiyi öğrenmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Ama bizim sorumuz bu. Yani mesela bir sanatçı efendim şu partiyi sevmiş. Öteki sanatçı bunun toplantısına katılmış. Vay burada bizim böyle bir derdimiz yok. Bunu bin defa söyledik. Yani bunu niye anlamaya çalışmıyorsunuz? Mesela şurada Alpay daha önce verdiğin gibi. Efendim Türkiye'de bir sporcu. Hidayet Türkoğlu'nun başına gelmiş. Espri o. Yani fıkra gibi anlatıyoruz artık. Herkesin de başına geliyor. Sadece Alpay'ın değil ha. Bugün hatırlar mısın? Hayatta da unutmam. Biz Oğulpınar sınır karakoluna gittiğimizde. Evet. Ben o günkü o rezillik kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun o rezil ifadelerini asla unutmuyorum. Kendi üzerime alındığından değil, hiç umurumda bile değil. Kılıçdaroğlu sanatçılar da çok tepki bana söylese ne olacak söylemez. Ben köşemi açarım oradan. Kemal abi diye bir lafa bir girerim, bir çıkarım. 10 defa Kılıçdaroğlu'na o lafı yediririm. Yuttururum, takla attırırım. O benim işim, yaparım.
Ama yalakadan sanatçı olmaz diye bir lafı vardır mesela Kılıçdaroğlu'nun. Ya yalakadan sanatçı olmaz lafına anlattık, anlatmaya çalıştık. Hatta ta gittik anlasınlar diye Marilyn Monroe'dan Vietnam Savaşı'na kadar götürdük işi. Dedik ki böyle böyle insanı aylarca gömmemişler. Türkiye'nin büyük yüzlerini eğer sen aylarca nöbet tutan bir askere sarılıp orada hep beraber fotoğraf çektirdiğin zaman bu bir şeydir diye anlatmaya çalıştık. Ama adam kafası şöyle çalışıyor. Hayır diyor. Sen gittin Cumhurbaşkanı birlikte diyor. Nereye gittin? Sınır karakoluna gittin. Askerimiz orada bir mücadele. Canımı, malımı, bayrağımı korumak için orada bir mücadele veren benim askerim, Mehmetçiğim var. Bir oraya gitsen ne olacak? Sanatçılar oraya gitti diyor. Aynı uçakta gittiniz. Oo işte Ajda Pekkan'dan tut. Bülent Ersoy, kimler vardı? Biliyorsun bir sürü türkücüler de vardı. Şarkıcılar da vardı. Biz de vardık. Toplandık, bir enerji oluşturduk orada, doğru mu? Askeri gördük orada. Savunma Bakanımız Sayın Hüseyin Erdoğan başta olmak üzere. Hatta İbrahim Tatlıses de vardı. Çok güzel bir şey diyorsun. Hayır diyor. Neden? Çünkü sen Erdoğan'ın uçağına bindin. Arkadaş bu kadar illetli, bu kadar mikroplu bir şeyden mi bahsediyorsun ya? Bu milletin seçtiği bir lider o ya. Ne demek onun uçağındaysın sen? Manyak mısınız siz? O zaman demek ki bu böyleyse eğer, bana göre sen mikroplu, virüslü bir adamsın. Yanından geçen adi adamdır o zaman. Öyle mi demem lazım yani? Olmaz. Ucundan geçenler şerefsiz mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Olmaz. Alpay teşekkür etmiş, Alpay'a kızıyorlarmış. Yuh yani ya. Ya ayıptır. İşte ama bunun başı kim? Kılıçdaroğlu. Valla işte bu şeytanlaştırma projesi. Yalak ödersen böyle Kılıçdaroğlu gibi arkasından bunlar gelir işte. Şeytanlaştırma projesi. Bu işin başı. Amerika'nın taktiğidir. Biliyorsun dünyada kendi işine gelmeyen, kendi dümen suyuna takılmayan ya da kendi dümen suyundan çıkan ne kadar ülke, lider varsa Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önceki yönetimleri için söylüyorum. Şimdi sizin Trump'la Amerikan medyası ya da o üst takım medyası çok anlaşamadıkları için aynı projeyi yürütemiyorlar ama geçmiş dönemde Amerika'nın dümen suyuna girmeyen ya da çıkan hangi ülke lider varsa çok şeytanlaştırma, itibarsızlaştırmayı medya üzerinden yap. Hepsi için öyle. Uganda. Onu aklına ya Hikmet bak şimdi ya İdi Amin belki hani izleyicilerimiz bilmeyebilir yani Uganda'nın devlet başkanıydı. Ondan sonra şimdi aynı şekilde Amerika'nın dümen suyundan çıkmaya çalıştığı için. Ama yamyam dediler. Yamyam dediler, insan eti yiyor falan filan cümleleri kullandı. En son ülkesinden kaçıp Suudi Arabistan'da hayatını kaybetti. Hatırlıyorum, takip ettim çünkü tabii, şeyleri. Ben de. Saddam için aynı şey. Bugün bak bütün Iraklar öyle veya böyle. Tamam mı? Saddam'ı arıyorlar. Bak günahını sevabını saymıyorum. Tabii, böyle bir Kaddafi şey demiyorum. Kaddafi için de aynı şey geçerli. Kaddafi için de aynı şey geçerli. Tamam. Hiç bunların şeylerini saymıyorum. Artlarını eksilerini söylemiyorum. İyi adamdır, kötü adamdır demiyorum. Uzakta hiçbir o da şekilde. Da aynısı oldu. Ama hikaye şuydu. Aslında da aynısı oldu. Bir dönem dümen suyuna giden bu adamların dümen suyundan çıkması ya da Amerika'nın kukla gibi onu alıp bunu değiştirme stratejilerini kabul etmedikleri için işte kimyasal bilmem ne silahları var. Ya. Toplu katliam imha silahları var. Bilmem, cehennem silahı. Cehennem silahı. Şunlar bunlar var diyerek kendilerini bir anlamda operasyona yetkili kıldılar ki Colin Powell açıklama yaptı. Yoktu ama öyle demek durumundaydık. Operasyon yapmak için falan diye. Afganistan keza öyle. Of, tamam mı? Ya, neler neler yaptılar. Ya. Bin Laden şeyi uydurdular. Sonra da öldürdüklerini söylediler. Madden Albright. Cenaze bile gözükmedi. Madden Albright'ın 500 bin tane çocuk öldü Irak'ta. Değer miydi? Ülke menfaati değerdi dedi. Aynen. Yani. Şimdi dolayısıyla geliyorum bugüne. Yani. Aynı mantık üzerinden Erdoğan'ı da bu vaziyette şeytanlaştırma, Erdoğan'ı da bu vaziyette karakter suikastıyla itibarsızlaştırma gibi dünya medyasında o yerleşik medyanın, o klişe medyanın hamleleri var. Buradan Kılıçdaroğlu'nu bağlıyorum. Yani Kılıçdaroğlu da bunun lokal, domestik versiyonu. Evet. Aynı mantık üzerinden. Onun yanına gitmeyin, vebalı o. Onun yanına selam çakmayın, sakın ha. Sen ne kadar yalakası sanatçısın. Evet. Külliyeye giden CHP'li yalanı. Bilmem şu bu falanla. Böyle bir konsolidasyon yapmaya çalışıyor. Allah'tan dünya medyasının beceremediğini Kılıçdaroğlu hiç beceremiyor zaten. Bu şeytanlaştırma ancak kendisine yapışıp kalıyor ve ne kadar sözünün itibarsız olduğu ortaya çıkıyor. Şükür ki. Erdoğan da çok ciddiye almıyor. Bildiği yoldan dümdük gidiyor hakikaten. İşte ülkenin geliştirmesi için. Bu düştü diyor. Benim de kısmetime bu düştü diyor. Bundan daha büyük aşağılama olur mu tabii, bir siyasetçinin bir başkasının yani. Aşağılama açısından? Evet. Biraz hani dönüp kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bakın CHP'li birçok isim de dediğim gibi bu kandırdıkları, troll yaptıklarını falan filan sosyal medyada kullandıkları hesaplardan bahsetmiyorum. Gerçekten CHP'li olup da samimiyetle CHP'nin taraftarı olan
insanların şöyle soruları var. Zaman zaman soruyorlar bunları. Ya diyor, iyi de yani tamam, eleştir 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 de, ya hep de eleştiri olmuyor. Yani alternatif ne koyuyorsun diye akıl, mantık, izan sahibi insanlar soruyorlar CHP'ye. Ne koyuyorsun, ne? Yani bu adama diyorsun ki şu işi kötü. Tamam kötü, kabul ettik. Biz inandık sana. Delil göstermene de gerek yok. Kötü bu iş. Eyvallah. Ne, hangisi iyi o zaman? Yani bunu aldın attın. Temel atmama töreni yaptın. Ama Haliç patladı. Tabii. Ne yapacaksın? Hangi temeli atacaksın bilmiyorum. Aynen. Ben bunu attırmayayım da. Şile'de Mevran tesisi açılacaktı. İptal ettin, yıktın. Ama Şile susuz kaldı. Ne yaptın? Tamam, o kötüydü. Eyvallah. Yolsuzluk yaptılar. Eyvallah. Yandaş inşaatçıya verdiler. Eyvallah. Tamam. Sen de bunu geldin, engelledin, dümdüz ettin, attın. Tamam. CHP'li soruyor bunu. Ama susuz kaldık. Haliç kokuyor. Ne yapacaksın? İşte aslında... Millet aç aç. Tabii. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey. Bununla lafı bitireceksin. Bu kadar. Şimdi bütün bunlar doğru. Yakında da şey var bu arada. Bunu söylemen iyi oldu. Haberde zaten vardı. Gündem içinde. Kurultay var. CHP kurultayı var. Orada gene ne olacak mesela, diyecek falan. Bakacağız. Gene belki de bakarsın. Muharrem İnce tekrar aday olabilir. İlhan Kesici acayip çıkışlar yaptı. Bilmiyorum sinyal mi çakıyor nedir? Daha önce böyle bir adaylık için kıpırdanmıştı. Ama İlhan Kesici'nin bir de şimdi özürü var. Bunlar biliyorsun 180'de. Doğru, yani tabii, İlhan Bey'e buradan selam olsun. Zaman zaman böyle yayınları izliyor, arıyor, ediyor falan. CHP'ye zarar verdi diye ama özür diliyor. Yani kurultay için bilemiyorum. Vallahi biraz topa sert girmişim diye bir, evet, açıklaması var. Ben de izleyince falan gördüm. Çünkü ettim. Çok Can Ataklı... Çok özür dileyerek İlhan Kesici'yi Can Ataklı'ya benzettiğim için İlhan Kesici'ye haksızlık etmiş olabilirim ama Can Ataklı modeli gibi ondan sonra... Kim haksızlık ettiğini bilemem. Yok. Belki de İlhan Kesici'ye haksızlık ediyorsundur. İlhan Kesici'ye haksızlık ediyor. Pardon. Belki de Can Ataklı'ya o zaman. Yok yok. İlhan Kesici'yi tamam, tanıyoruz. Yani çok sen... kapalı bir şekilde gittik. Yok tanıyorum. Ya, dediğim gibi yayınları izliyor, zaman ben zaman da ya arar. Ya açıklamasını da yapar. Öyle mi? O, tabii tabii. O anlamda şeyimiz yok ama topa sert girmişiz Allah, cümlesi. Aslında İlhan Kesici'ye mi sert girdiler? Onun için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı sorusunu beraberinde getiriyor. Çünkü söylediği çok doğru bir şeydi. Bellini tablosu gibi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani, saçmalamayın falan dedi. İlhan Kesici'ne kadar tablolarla ilgilenir bilmiyorum. Ama ben iddialı söyledim. Arkasındayım. Evet. Kendimi de ortaya koyarım yani. Bak, bir şey söyleyeceğim. Bu kurultay süreci öncesinde bunları anlattın ya, hani o mu olur, bu mu alternatif falan filan diye. Valla şu anda şimdi herkes çok fazla heyecanlı değil biliyorsun bu konuda. Muharrem İnce biliyorsun kaç defa deneme yaptı. Yenmiş de yenmiş oldu. Bir daha denen bilemiyorum. Yok, ama şu şeyden vazgeçmek lazım artık. Hani biraz önce söylediğim şey vardı ya. Yani sürekli çamur atarak veyahut da bunu beğenmiyorum. Beğenmiyorsun, ne yapacaksın? Mesela Suriye politikasını beğenmiyorum diyorlardı. Ben yıllarca aynen sordum öyle, biliyor musun? Peki ne yapmalı? Hiç cevabın yok. Efendim Libya'da ne işimiz var? Peki başka bir yerde işimiz var. Onu göster, oraya gidelim. Yok, bilmiyorum. Şimdi bu siyaseti bu hale getiren de CHP'dir. Ve her zaman söylüyorum. Üretmek yerine sadece karşı konumlanma olarak veyahut da dünyanın en doğru işini yapsan da hayır derim kafasıyla çıkarsan geleceğin yer budur. Aynen, bunun aynen, en çalışkanını alsan, CHP'nin en akıllısını alsan, CHP'lilerden bahsetmedim bak, CHP teşkilatının diyorum en akıllısını alıp koysan, oturup normal seninle bir proje tartışamaz. Çünkü proje üretmek üzere yapılan bir siyaset yok. Yani siyaset üretimdir çünkü. Yani çözüm bulma sanatıdır. Ama böyle bir derdin yok. Şimdi bunun üzerine kurulmuş bir siyaset eğer belli bir kitleyle etkisi almamışsa ne olur toplumda, işte bizim şu anda yaşadığımız sıkıntı olur. Avrupa teşekkür etti diye kızarsın. Dünyanın hiçbir yerinde mesela bir sanatçı Trump bir şey dediği için vay Trump gidip de şu an mevcut ABD hükümetine teşekkür etti deyip de bir sanatçıyı gömmezler. Yok, yapma. Umurlarında dahi olmaz. Doğru. Çünkü bir yere adam sana please welcome deyince thank you dersin. Yes thank you or no thank you. Ama teşekkür edersin. Aynen öyle. Yani, ama biz de bu aşmış durumdayız yani. Aynen öyle. Şimdi bütün bunların dediğim gibi az önceki cümlemde şey vardı. Allah'tan Erdoğan bunları dinlemiyor da ya bizim de payımızı buluştu deyip yoluna devam ediyor. Bak iki tane haber okuyacağım. Hala. Bir tanesi Çin'den Türkiye'ye, yani Türkiye'nin Çin'i ikame ettiği yönünde bir haber. Söyleyen kim? EBRD. EBRD ne? Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın 2020 raporu. Tamam. Türkiye talepte Çin'in yerine geçiyor. Çin'den kayan talep Türkiye'ye yarayacak diye başkanı açıklama yapıyor. Suma Chakrabarty senin adamlardan. Benim adam tabii. Hint olması lazım. Chakrabarty, ha doğru. Chakrabarty. Çin'dir Chakrabarty. Türkiye'siz bir EBRD düşünülemez demiş.
Niye söylemiş bunu? Çünkü bu rapora göre Türkiye başta tekstil, motorlu araçlar, makine, kimya ve metal olmak üzere 189 üstünlüklü ürün grubuyla Çin'den kayan talebi çekip yeni merkez olabilir diyor. Amerika ile 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması, o daha doğrusu karşılıklı şeyin tesis edilmesi hususunda katılım toplantıları da biliyoruz. O da zaten yürüyor. Çünkü evet. Çin'i bu vaziyette Amerika engellemek mecburiyetinde. Öyle düşünüyor. İkinci haber. Hadi buna inanmadınız. Hint dediniz. Şey. Neydi, kabul etmediniz. Chakrabarti. Chakrabarti. Evet. Chakrabarti. Kesin Hindu. Kesin. Hindu. Hadi Hint diye beğenmediniz. Almanından verelim. Der Spiegel. Ich kann nicht gucken. Yok. Sedüşe Zeitung. Zeitung. Aha. Evet gazetesi. Şunu söylüyor. Bu Türkler çok oluyor demiş haberinde. Bunu ben söylüyorum. Onların tabii, manşeti tercümesi. Şöyle. Evet. Bölgesel güç olmak Erdoğan'a yetmiyor demiş. Evet. Tamam. Niye söylemiş bunu? Türkiye'nin Libya atağını ele alan geniş bir haber yapmış bu Alman gazetesi. Erdoğan'ın tavrını yorumlamış. Bölgesel güç olarak ara buluculuk rolü ona yetmiyor. Türkiye'yi Osmanlı gibi öncü bir kuvvet olarak görüyor. Öncü kuvvetten kasıt şudur. Dünya devleti falan filan olarak görüyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Cümlesini kullanmış. Yani hani dediğim gibi Hintli yaramıyorsa işinize Almanını verelim. Onu dinlersiniz çünkü. Vallahi çok enteresan. Bu haberin de üzerine neyi koysunlar izleyicilerimiz biliyor musun? Şunu unutmayalım. Dün Le Monde'dan bir şey verdik. Hatırlıyor musun? Evet. Le Monde ne dedi? Le Monde dedi ki yani Türkiye'nin bir iddiası var. Yükseliyor sürekli. Önlenemiyor. Ve Erdoğan bir rota çizmiş Türkiye'ye. Erdoğan sonuçta emperyalistlere karşı bir mücadele veriyor. Emperyalistlere karşı diyor yani. Tüm batıya karşı. Şimdi bütün dünya bunu böyle görüyor. Çok ilginç değil mi aslında Murat? Geldiğimiz yere bak. Biraz da bugün onu yazdım. Bir cümle söyleyeyim onunla ilgili. Hep onun örneğini veririm ya. Bugün rahatladığı için en sonunda. Acaba bir gün işe yarayacak mı diye. Yaradı hakikaten. Kardak krizi 1996'da o kayaları kim olacak diye karşı kayaya diktik indirdik falan filan vardı. Bütün vizyonumuz Kardak kadar abi. Burnun dibinde. Şimdi sen Libya Sirte'ye doğru askeri bir harekat var. İtalya dün bizdeydi biliyorsun. Savunma Bakanı. İtalya Savunma Bakanı. Beraber hareket edelim dedi. Aman biz gelelim diye. Nerede konuşuyoruz bunu biz? Akdeniz'den bahsediyoruz. Ege'den de değil. Akdeniz'e doğru aşağı doğru inmişiz. Şimdi zaten bunu söylüyor. Le Monde dün diyor ki emperyalistlere karşı mücadele ediyor. Ya Allah rızası için ey CHP teşkilatı. Musluk çeşme sizde kalsın. Akan akmaz problem değil. Tamam yapın. Her türlü oyunu yapın. Şile inşallah su götürür. Ben de taşıyacağım hep beraber. Problemi de hallederiz. En azından şunu görün. Dış politikada en azından dünya Türkiye'nin dünyadaki bu iddiası konusunda en azından köstek olmayın. Gölge olmayın. Kesinlikle. İçeride artık musluk mu açacaksın, tuvalet mi yapacaksın? Ne yaparsan yap. Siyasette dosya mı açacaksın, şunu mu yapacaksın? Melek elden gidiyor mı diyeceksin? Ama en azından Türkiye'nin neye doğru gittiğini bir görün be. Enerjimizi burada harcamayalım. Sevgili CHP teşkilatı. Lütfen rica ediyorum. Bak Türkiye dünyayı meydan okuyor. Sen kendini bırak. 70 yaşına gelmişsin. 80'ine gelmişsin. Veya bizim gibi yarım asır geçirmişsin. Bizden sonra bir nesil var. Bu topraklar daha güçlü. Yani Osmanlı bakiyesi hatırlatıyor sürekli bunu. O yüzden zaten çünkü toplumsal hafızasında, Batı'nın da hafızasında bir Osmanlı var. Bir meydan okuma var. Aynı Çarlık Rusyası, Pers İmparatorluğu'nda olduğu gibi. Bir bakiye, bir geçmiş var. O yüzden Türkiye bir yerlere doğru gidiyor. Tabii ki bölgesel güç. Bütün dünya bunu kabul etmiş durumda. Ama küresel bir aktör olacağı çok açık. Bunu sadece ekonomik olarak değil. Ekonomisi de bunu söylüyor. Batılı kaynaklar da bunu söylüyor. Filakika Yunanistan bize. Onu ben yazdım bugün. Yunanistan bize neydi geçen hafta hatırlıyor musun? 2 hafta önce. Savaşa hazırız dedi. Cevabı kim verdi? Hulusi Akar. Matematiksel mümkün değil. Matematiksel olarak mümkün değil dedi. Savaşa hazır diyen. Ortalık ayağa kalkmadı. Biz Kardak'ta kayalık için erzak topluyorduk evimizde. Değil mi? Ama şimdi ne oldu? Yunanistan savaşa hazır deyince pat diye ortaya çıkıyor ortaya. Ve ardından Fransa konuşuyor. Hemen bizi taciz ettiler diyor Akdeniz'de. Fransa Akdeniz'de biz taciz etmişiz. Taciz noktalarımıza bak. Kardak'tan Akdeniz'e gelmişiz. Oradan da İtalya bize geliyor. O yüzden bu kadar güzel bir ortam varken, bu Türkiye böyle bir meydan okuması varken iç siyasette bu kadar çok boğulmak istemiyorum yani. Hani bir hediye çalışır çalışmaz eder etmez problem değil. Ama en azından Libya'da ne işimiz var? Efendim Akdeniz'e bilmem ne yapıyoruz. Biraz vizyonunuz olsun ya. Bu memleketi, bu vatanı seviyorsanız, bu vatan için siyaset yapmak istiyorsanız lütfen bunu şey yapın. Yani diye düşünüyorum. Yok %100 haklısın. Aynı fikirde ama lazım. Ama zor yani hani.
Biraz Türkiye'li olun, biraz milliyet olun, biraz bayrağı düşünün, biraz toprağı düşünün. Ya olmuyor, şey olmuyor ya Hikmet. Yani hani biraz Türkiye'li olun cümlesiyle olamıyorlar maalesef. Yani adına da muhalif ve duruş demişler, muhalefet demişler. Ve o kelimenin arkasına sığınarak ülkeye düşmanlık yapıyorlar. Erdoğan'a falan değil. Yazık. Bak, net söylüyorum. Yani, ülkeye yazık. Düşmanlık ediyorlar. Yazık. Yani hani bu yazık. Bu tarih, boğulurlar. Ama bak, tarih bunların hepsini yazacak. Yazacak tabii. Tamam, bunların yazacak. Hepsini yazacak. Tabii, ülkenin geldiği nokta, nerelerden nerelere geldiği mevzular. Çünkü devlette devamlılık esastır bu tabii, hususlarda. Tabii. Nerelerden gelip neler yapıldığını tarih yazmıştı geçmişte. Yine yazmaya devam edecek. Bu ara senin söylediğini tamamladık. Bir iki notla bitireyim. Libya meselesi söyledin. Akdeniz'de çok büyük bir deniz tatbikatına hazırlanıyoruz. Tamam. Bölge ülkeleri falan filan da hepsini de uyardık. Bu arada bir gövde gösterisi yapacağız. Bu bir. İkincisi, Mustafa Şentop'a buradan hayırlı olsun. Aa, tabii diyelim. Tabii, doğru. Çünkü üçüncü turda öyle olması da bekleniyordu zaten. 2003 yılına yeniden ikinci kez meclis başkanı seçildi. Buradan hayırlı tebrik olsun. Edelim. Hayırlı uğurlu olsun. Bir Allah de evlat nöbeti meselesi vardı. Hayat. Devam ediyoruz, ettiriyoruz, takip ediyoruz onu. Dün Sayın Süleyman Soylu açıklamıştı. 14. Maşallah. Evlat da ailesine i̇nşallah. Ulaştı. Çoğalırlar inşallah. Bu hususta da hakikaten hem güvenlik güçlerinin yapmış olduğu çalışmalara hem de teşekkür edelim. Hem analar de ailelerin gözü aydın olsun. Analar kazanacak inşallah. İnşallah. Bugün de Bistan Bey'in sırasında Süleyman Soylu'nun bir güvenlik stratejisiyle ilgili açıklaması vardı. Onunla ilgili olarak da ilginç şeyler, önemli şeyler söyledi. Birazdan moderatör kuşağında da onların haber kuşaklarında tekrarları gelecek diyelim. Ve günün manşetini burada bitirelim. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.